Merhabalar. Bu videoda Donut Plus'la döşeme donatısı nasıl çizildiğini anlatacağım. Döşeme donatı butonumuza tıklıyoruz ve döşeme donatı kartımız geliyor karşımıza. Burada tanımlı mesnetlerin olduğu layer'ları kartımıza girmemiz gerekiyor. Buraya ekir işimizi, kolonumuzu, perdemizi, bunları çizdiğimiz layer'ları ekle butonuyla seçerek mesnetlerin olduğu yerleri algılaması için programımıza tanıtıyoruz. Çıkar dediğimizde de aykırı bir layer varsa bunu buradaki listeden çıkartabiliriz. Burada bazı çizim opsiyonları bulunuyor. Bunlar işte alt üst donatıların sonuna yazılan yazıları ekleyip beklemememizi veya gönye boyunu yazıp yazmamamızı işaretlediğimiz kısımlar. Kod farklarını ve dilatasyonlarını kontrol edip ona göre gönyelemelerini yap yapmasını istiyorsak bu seçeneği işaretleyebiliriz maksimum demir uzunluğumuzu, bindirme boyumuzu belirtiyoruz. L boyunu buraya girdiğimiz değerin katlarına yuvarlamasını istiyorsak L boyu yuvarla seçeneğini işaretleyip buraya yuvarlamasını istediğimiz değeri giriyoruz. Pilleri çizmek istiyorsak burada pille seçeneğini açıp girdiğimiz döşeme kalınlığından küçük olan kısımları pilleyle atmasını sağlayabiliriz. Burada bindirme boyunun yanındaki işaretlerin anlamı normal yazdığımızda mesela buraya 49 yazdığımızda bunu fi olarak algılıyor. Önüne c işaret koyup yazdığımızda beton sınıfı olarak algılıyor ve onu fi değerini çeviriyor başına eksi yazıp girdiğimiz değerde de bindirme boylarımızı buraya direkt yazdığımız değer olarak yapıyor. Burada çizmesini istediğimiz alt donatımı, üst donatımı veya üst ilavemi seçeneklerini işaretleyip sadece onları çizdirebiliriz veya hepsini işaretleyip hepsini de çizdirebiliriz. Çizdirdiğimiz donatıların üstüne yazmasını istediğimiz çap ve aralığı giriyoruz. Bunu çizim yaptıktan sonra zaten yazı olan donatı yazılarının içinden donatı çaplarını kendimize sonradan düzeltebiliriz örnek olarak daha önceden açmış olduğum herhangi bir kalıp planının üstünde donat çizimi nasıl olduğunu göstereyim. Bu planımız bloklu çalışıyorsak üst tarafı kopyalayıp blokları patlatmamız gerekiyor. Çizim butonuna tıklayarak örnek olarak bu döşemeleri alttan yukarıya kadar işaretliyorum. Bu arada olan kısımda donatılarımızı bize çiziyor. 1200'den fazla olan kısımda donatımızı bölüyor. Ve yapmamız gereken iki tane nokta belirleyip belli bir düzlem oluşturmak ve bu düzlemin içine kod yazısı ve döşeme kalınlığı yazıları varsa bunları okuyor. Bunlara göre çizimimizi yapıyor. Mesela okuduğu döşeme kalınlıklarını da bu alt taraftaki komut satırında bize belirtiyor. Ve bu şekilde yan tarafın sırasıyla böyle donatılarımızı çizdirebiliriz. Burada galeri boşluğu olan kısmın sonuna kadar getirip burayı ve diğer tarafı bu şekilde seçerek donatılarımızı çizdirebiliriz. Seçtiğimiz kısımlarda aslında kesiştiği noktayı küçük kırmızı X şeklinde bize gösteriyor ve projeyi oynattığımızda bu seçimler kayboluyor. İki binamızın arasında bir dilatasyon var. Bunu baştan sona kadar seçtiğimizde dilatasyonu ve kod farklarını algıla dediğimiz zaman burayı algılayıp dilatasyonda bölüyor ve donatımızı tekrar çiziyor. Burada bölüp tekrar devam ettiriyor. Ve arada tabi kod farklarımız da varsa kod farklarının olduğu yerde de donatımızı bölüyor. Buna da bir örnek çizelim. Mesela burada bu kodumuzu değiştirelim. Diğer kodlara göre burası farklı olsun. Tekrardan çizimleyip burayı baştan dilatasyonun olduğu kısma kadar getirdiğimizde gördüğü gibi kod farkının olduğu yerde donatımızı böldü ve farklı donatı olarak çizimize devam etti. Donatı Plus döşeme donatısının nasıl çizildiğini anlattım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan soruları bana yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.